Burada Müzik Konuşur kanalının amacı, geçmişten bugüne müzikle ilgili konulara ışık tutmaktır. Kanalda yer alan videolarda müzisyenlerin anıları, hatıraları ve tecrübeleri yer almaktadır. Müzik eğitiminizi nerede ve nasıl aldınız? Ne kadar sürdü sene olarak? Valla ben küçük yaşta teyzemin oğlu keman çalardı. Onun da amcasının oğlu kemancıydı. Hatta eğitimini almıştı. Ben de onun amcasının oğlundan kemana başladım. Böyle ilkokul derken Yugoslavya'da ilkokul 8 yıl sürüyordu. O süre içinde tabii yetenek biraz gelişti. Vivaldi'nin La Minor Konçertosu'na kadar getirdiğim işi ünlü bir şeydir. Her 3 yıllık kemancının çalabileceği bir konçerto. Ondan sonra işte nereye gideceğim, nasıl yapacağım? Bir sene Türkçe eğitim gördükten sonra 55-56 yılında göçler Türkiye'ye başlayınca Türkçe sınıfı kapandı okuduğum okulda. Ondan sonra dediler ki ya Arnavutça ya da Sırpça okuyacaksın. Şimdi dediler Arnavutça oku çünkü Arnavutçayı da öğrenmiş olursun. Sırpçayı nasılsa ilerideki hayatında mutlaka devlet dili olarak gerekecektir. Öğrenirsin. Ve Arnavutça 7 sene, ilkokulun 7 senesini Arnavutça'da okudum. Akabinde bittikten sonra konservatuara, Prizren diye bir yer. Eski bir şehir, Türklerin, Sırpların ve Arnavutların yaşadığı bir şehir. Prizren'de konservatuara başladım. Konservatuarda kemanı geliştirdim. Piyano mecburiydi. İşte bir hocamla kompozisyon biraz çalıştım. Ümit ediyordum ki daha geliştiririm. Fakat gençliğimde veya o yıllarda bütün gençler gibi dışa açık olduğum için enstrümanlara çok çok önem veremedim. O da nasıl? Oraya git, buraya git vesaire vesaire. Belgrad'a gittiğimde keman bölümüne yazılmak istedim, akademiye. Akademide dediler ki bazı eksiklerin var. Onun için Belgrad Konservatuvarı'nda bir sene oku, son seneni, kemanını tutman dahi oturtmak için bazı şeyleri. Ve tabii bunu da okuyayım derken müzik teorisi ve kompozisyona paralel başladım. Ve tabii Vladimir Periçiç diye çok değerli bir hocam vardı. Fakat ne yazık ki sonunda ayrılmak zorunda kaldım. Dostlar için long play'ini yaptınız. Adı albümün Dostlar için. Evet. Onun yapılış hikayesi, besteler, şarkıların oluşması, evet, kayıt aşamaları nasıl oldu Aziz abi? Şimdi Bodrum'a bir ara gittiydim arkadaşlarla. Bodrum'da da bir müzik açtılar bulunduğumuz motelde. Ümit Besen'in bir şarkısı, yarı İngilizce yarı Türkçe hatırlamıyorum nasıldır. Hatırlıyor musunuz siz şarkıyı? Yarı İngilizce yarı Türkçe. Yok, hatırlamıyoruz. Neyse. Ya dedim ya, ne rezaletler oluyor dedim ya. Nedir? Sen dediler, daha iyisini yap. Nasıl yapayım? Kolay dediler. İstanbul'da plakçılar tanıdık, plakçılar, yankı plak, bilmem ne kaç plak falan.
tamam dedim ve akabinde irtibata geçtim. Döndükten sonra İzmir'e konuştum. Atilla ve ortağı var. Dediler ki tamam, biz senin sponsorluğunu üstleniyoruz. Sen çalışmaya başla, hazırla. Başladım işte kendi şarkılarımı, bazı çalışmalarımı yaptım. Hazırladım. Stüdyoya gittim. Stüdyoya Yankı Plak'tan geldiler, ya bu parçalar tutmaz dediler. Biz dediler sponsorluktan çekiliyoruz. Bunlar tutmaz. Bu ara Kahraman Bey'le de irtibattayım. Sık sık sahnede söylediğim bir Dalmatça şarkısı. Dalmatça Adriyatik'te anonim halk şarkısı. Bugünkü Karşıyaka'yı şey yaptığımız, Kahraman Bey de üstlendi, ben yazarım dedi bunun sözünü. Karşıyaka ile ilgili olsun dedi. Tamam. Ve çok da güzel bir söz yazdı. Ve Karşıyaka'ya mal oldu. Yani marş şeklinde. Derken diğerler, mesela bir tane bir Boşnakça şarkı koydum. Çünkü Boşnak da var Türkiye'de. Arnavutça şarkı koydum. Bunlar hiçbiri şey yapmadı, ses getirmedi. Hatta buradaki Pargalı Arnavutlar vardı. Nebil Kaleci, Karşıyaka'nın eski kalecisiymiş. Hediye ettim plakları bazılarına. Dedim ne biliyor, hiç yorum yapmıyorsun, beğendin mi? Vallahi dedi, ben gıy gıy mey gıy anlamam dedi. Ben öyle halk şarkısından anlarım da, sen orada kemanlar bilmem neler dedi. Değil günler aylar, geçiverdi yıllar. Deniz banyoları, atlı tramvaylar. Nerede yollar, eski sevdalılar. Nice sular geçti, ne yapraklar düştü. Değişmeyen göçtü, değişense coştu. Karşıyaka, Karşıyaka, imbat eser yollarında. Şu İzmir'in şansına bak, Karşıyaka kollarında. Yamanlar Dağı'nın eteğindeki bu doyumsuz sahilde atlı tramvayla papaza gitmek ayrı bir zevkti. Bir yanda köşkler, yalılar, zarif yel değirmenleri, çiçek bahçeleri, diğer yanda deniz banyoları. Yolun sonunda sahiline yığınlarla yosun vurmuş, kayık ve ağlarla donanmış, şirin mi şirin bir balıkçı köyü papaz, bugünkü Bostanlı. Karşıyaka bağı bir yaman... İstanbul'da ne kadar süre çalıştınız, kimlerle çalıştınız ve İzmir'e akabinde geliş kaç senesinde oldu? Ne kadar devam etti İzmir? Evet, İstanbul'da çalışmadığım insan yok gibi. Orkestralarda, en fazla Muhittin Paydaş'ta. Ondan sonra bir keman grubu vardı. Keman grubuyla keman çaldım, çigar müziği yapıyorduk. Ayson Ercan ve kemanları, onlarla çalışıyorduk. Ondan sonra Hilton'da çalıştım. Vallahi Nihat, Kemal Çağman, Nihat Baysal mıydı? Baysal, Nihat Baysal'da. Derken yine keman çaldım Hilton Roof'ta. Akabinde Tarabya'ya başladım palette. Cengiz Türksoy diye bir arkadaşım vardı. Palette çalışıyordu. Aziz dedi ya, doğru dürüst bir adamla hiçbir zaman çalışamadık. İlk defa dedi, entelektüel bir ziraat doktoru, Doktor Kahraman Nizamdoğlu, paletlerin işletmecisi, bütün paletleri o işletiyordu. Onunla dedi bir tanıştırayım, iş imkanı olabilir. Tanıştım, adamla konuştum, adamın bilgisine ve müzik bilgisine, genel bilgisine tam yüksek derecede bir yönetici olabilecek bir adamdı. Sanırım Hektaş'ta müdürlük yapmış, ilaç firmasında.
Onunla oturduk, konuştuk. Adama hayran kaldım. Dedi, çalışır mıyız birlikte? Çalışırız ama dedim ben, o zaman şarkı da söylemiyordum. 3-4 şarkı söylüyordum. Tabii bir ara Intercontinental Oteli açıldığında bir iyi bir grubumuz vardı. Dörtlü. Çok iyi bir grubumuz oldu. Alaaddin alto saksafoncusu çocuk var şimdi hatırlatır ismini. Dal. Alaaddin Dal. Hasan Hür TRT'de bateri çalan. Ondan sonra Hasan Hür, Ali Kayral ve ben. Orada bas çaldım. Ondan sonra dedim işte bu Tarabya'ya gitmem. Tek başına çalışacağım. Bütün geceyi nasıl götürürüm üç şarkıyı. Kahraman Bey sağ olsun yapıcı, pozitif bir kafaya sahipti. Dedi sen zaten kariyerin müzik. Notaları yazarsın, şarkı sözlerini çıkarırsın, olur biter. Şimdi tabii şarkı sözleri de derken ilk başta hiç fark etmez değil dedi. Şimdi memlekette bildiğim diller neydi? Biraz İtalyanca konservatuvarda, biraz Fransızca, ondan sonra Arnavutça, Sırpça. Bunlarla başladım. Derken İngilizceye başladım. Eşim İngiliz Fransız İngiliz edebiyatından. Derken böyle böyle 24 dilde şarkı söylemeye başladım. 24 farklı dilde. Tabii insanlar bunu 24 dili biliyor diye zannediyorlardı. Oysa öyle değil. Ama ne var ki biraz ciddi yaklaşıyordum. Her dilde şarkının sözünü yazarken çevirisini de eşime veya başka yardım alarak anlamını öğreniyordum. İster Japon, ister Çin şarkısı anlamını yazıyordum. Biri olur ya, sorar da nedir bu söylediği. Ki başıma da geldi, çok önemli bir olay. Öyle piyasada, Tarabya'da devam ettim, palette. Rahmetli Kahraman Bey günün birinde dedi ki, ben dedi İstanbul'dan İzmir'e geçeceğim. İzmir'de palet açacağım. Ve dedi çok güzel bir yerde, yine deniz kenarında, çok güzel bir yerde sizi istiyorum. 5 piyanist vardı o ara Tarabya'da. Rahmetli Ergun Özer. Beyrut'tan gelen, unuttum, Ermeni bir çocuk. Ondan sonra Cengiz Türksoy. Dördüncü gündü, beşinci ben. 5 kişi var dedi, sizi götüreceğim. Ha Yavuz Özışık. Bakın dedi. Sizi ne için götürmek istediğini söyleyeyim dedi. Ben dedim, 5 kişi var bunlar. Tecrübeli vesaire. Bakın dedi, Yavuz'u götürsem Özışık'ı İzmir'i yakar götürür dedi. Fakat bazı konular var ki onunla beraberliği sürdürmek güçtür. Nedenini sormadım. Ondan sonra Cengiz'i götürürsem o biraz daha Alaturka'ya dönük. Alaturka'ya dönük olduğu için sizi götürüyorum çünkü İzmir'de Levantenler çoktur. Levantenler İtalyanca, Rumca vesaire potansiyelin daha fazla. Ve yabancılar da gelir vesaire vesaire. Sonra dedi eşim de konsoloslukta çalışıyor. Müşterek bir çalışma içinde iki de çocuğumuz. Ondan sonra iş böyle olunca İzmir dedi, İzmir'le ilgili bir eski söz vardır. Dağlarından yağ akar, eteklerinden bal akar. Düşünmeye başladım. Sonra dedi İzmir eski bir şehirdir. Başka bir atasözü var.
İstanbul yansa İzmir onarır. İzmir yansa Türkiye onaramaz. İzmir'i merak etmeye başladım kitaplarda. Montesquieu'nin mektuplarını buldum vesaire. İzmir'le 15. yüzyılda olan bitenleri vesaire ilgimi çekti. İlgimi çekti. Fakat hayır diyemedim. Çünkü o kadar saygıdeğer bir insandı ki ilk defa entelektüel bir patronla çalıştım piyasada. Hayır diyemedim, hayır diyemedim, hayır dedim ve kalkıp geldi. Tabii o ara Avrupa'ya gidecektim, rahmetli Ergun abiye rica ettim dedi. Söylemem çünkü hanım ailesini görecekti. Avrupa'dayken bir telefon geldi Kahraman Bey'den. Ya işte Metin Oktay şöyle şöyle şişirmiş Ergun'u, zam istiyor. Bu da demiş bırak o zaman işi. Onun için hemen gel. Oradan İstanbul'a geldim. Aletleri, araba gönderiyorum dedi. Yükledim. Geldim. O geliş, bu geliş. 3 ay kalacaktım. 79'un 3 ayı. Fuar zamanı. Artık o 3 ay geçmedi hala.